Üstad Hazretleri hem tarikatlara lüzum yok, tarikat zamanı değil, tarikat işi bitti diyecek. Hem de şaheser, Hulusi Bey'in tabiriyle şaheser bir terhiyat-ı tisa yazacak. Bunun akılla, mantıkla, izanla izahı var mı yani? Bunu kim izah edebilir? Tarikatlar hakikatların yollarıdır. Ve alemi İslam'da tarikatın ehemmiyeti bugün, dün 5 idiyse bugün 10'dur. Alemi İslam için çimento özelliği taşıdığı gibi insanların ıslahında da yegane yoldur. Yegane yoldur. Bu mesele kabil ihmal bir mesele değil. Gittikçe bunun ehemmiyeti artıyor. Evvela memleketimiz için, sonra da alem İslam için tek kurtuluş, çimento, tek kurtuluş çare. Birleştirici çimento bu. Alem İslam birleştirecek olan çimento bu. Türkiye'deki derin yaraları tedavi edecek olan da bu. Derin tahribatı tedavi edecek olan da Allah kimsenin başına vermesin. Evinden bir, iki, üç tane cenaze çıkmış adamın. Gerek şartta gerek artta. 20 yaşındaki, 25 yaşındaki delikanlı çocuğunun mezarı da belli değil. Mezarın belli olmaması meselesi başından geçen bilir. Ben hapishanede en çok anamın babamın kabrini özledim. En çok. O gidip senede bir defa ziyaret etmek var ya, bir iki defa. O dehşetli bir nimet yani. Kabrini biliyorsun, biliyorsun. Adamın çocuğu yok, öldürülmüş, kabri de yok. Bu 30 bin, 40 bin, 50 bin adedi daha fazla geçiyor. Bu yara nasıl tedavi edilecek? Bu yara böyle sığınaklarını imha etmekle, bilmem ne etmekle tedavi olacak bir yara değil. Bu 100 seneden beri alem-i İslam Türkiye'nin başına örülmüş bir çorap. Bu İngiliz tarafından bu fitne Türkiye'ye atılmış, devlet tarafından himaye edilmiş ve büyütülmüş. Devleti İngiliz kurmuş, şartlarını da onlar kurmuş. TC'yi İngiliz kurmuştur, şartlarını da onlar dikte ettirmiştir. Ve bu meseleyi büyütmüşlerdir, beslemişlerdir, canavar haline getirmişlerdir. Bunun tahribatını nasıl önleyeceğiz? İnsanları kalbinden yakalamak, dini hislerini heyecana getirmekle onların arasındaki kan meselesini kaldırabilirsin. Faiz meselesini kaldırabilirsin. Asr-ı Saadet'teki numuneler bunlar. Hazreç'le Evs kabilelerinin arasındaki yüzlerce sene devam eden, biz 1000 seneye yakın devam eden kan davasını Efendimiz Medine-i Münevvere'ye teşrif buyurduktan sonra İslam bağı ortadan kaldırmıştır. İslam bağı ortadan kaldırmıştır. Bu çaresi yok başka türlü. Bugün zamanımızda da bu bahusus, bahusus 100 senelik tahribatın artık değersiz bıraktığı bir diyanet teşkilatıyla bunu yapmak mümkün değildir. O halde Risale-i Nur'un tarikat meselesi ehemmiyetin ehemmiyetlisi bir mesele halindedir şimdi. Ve Risale-i Nur, Hulusi Bey'in tabiriyle Risale-i Nur da bir tarikattır. Risale-i Nur da bir tarikattır. Ama hakikat ilmiyle menzile giden bir tarikattır. Nakşibendi, Kadiri ve diğer kolları tarikattır. Tasavvuf ilmiyle menzile gitmeye çalışan yollardır. Vasıta değişmiştir yani vasıta değişiyor. Sahabe, tabi'in, tebev tabi'in bunlar her biri bir tarikat içerisindeydi. Şeriat ilmiyle gidiyorlardı. Bunda da şeriat ilmiyle. Risale-i Nur'un
Risale-i Nur'un tarikat tarafının anlaşılması lazım geliyor. Allah anlattıra bu meseleyi. İkinci hizmet devresinin faaliyeti tarikat perdesi altında olacaktır. Bunu da günü gelmiştir. Bunun gününün gelmesini biz ilan etmiyoruz. Şartlar getirecektir. Herkes anlayacaktır ama ne demiş? İçinden geçmiş olacak. Vakit kaybetmiş olacağız. Bu söylemeyle gelen bir şey değil bu. Hadisat getiriyor. Hadisat getiriyor. E şimdi mekteplerde Risale-i Nur dersi başladı. Arapça başladı. Kur'an-ı Kerim başladı. Öyle mi? İmani hakikatler mekteplerde başladı tedrise. Senin daha ilk zamandaki ihtiyaç gibi bugün oturup insanlara iman hakikatlerini bundan evvelki tarzda anlatmanın bir mantığı var mı yani? Mantalitesi var mı? Ya şimdi mesela Suudi Arabistan'da ben düşünüyordum. Şoförle yan yana oturuyoruz. Diyelim ki iyi Arapça biliyorum. Faraza. Ben buna şimdi ahiretin ispatına dair ne söyleyeyim? Bu adam cennette yaşıyor ya. Bu adam cennette yaşıyor. Yani bunun söylesen güler adam sana. Yani diyecek yani senin bir şüphen mi var bunda? Bir adam böyle bir derdi yok ki. Böyle bir fırtınaya tabi olmamış. Böyle bir tırpan yememiş. Bu mesele keyfiyet noktasında Türkiye'de gelecek olan hareketlerin zeminini hazırlamaktır. Biz o zemini hazırlıyoruz diyor. Öyle demiyor mu? Biz o kutsi çiçeklere zemin hazırlıyoruz. Zemin hazırlıyor. Türkiye'ye mahsus bir şey. Çünkü Süfyan buradan çıkmış. Hilafet buradan devrilmiş. İlk beyin Türkiye. Beyin Osmanlı'nın devamı. Beyin Osmanlı. Buranın ihyası lazım geliyor. Onun için bu tarikat meselesini Allah'ın izniyle yavaş yavaş anlayacaklar nurcular. Nasibi olanlar bu meseleyi anlayacaklar. Anlamayanların nasibi yok. Diyecek bir şey yok. Ama Risale-i Nur'un ikinci hizmet devresinin faaliyet tarzı tarikatladır. Beşinci mektubun izahında Allah'ın izniyle bunu yapmışız.